Efendim merhabalar, Tele 1 TV ekranlarına başka sohbetlere hoş geldiniz. Ben Dila Tezemir. Bugün çok özel ve çok güzel bir konum var. O Türk sinemasının İngiliz gelini. Oyuncu, fotomodel ve müzisyen, güzeller güzeli sevgili Suna Yıldızoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Az bile söylüyorum aslında güzeller güzeli derken hiç değişmeyen bir güzellik. Bunu muhafaza etmek nasıl diye soracağım. Mutlaka soracağım. Bu arada çay içmeyeceksiniz, içmeyeceğinizi yok, söylediniz. Su içeceğim. Tamam. Teşekkür ben de size eşlik edeyim o zaman. Hemen sizi bulmuşken böyle başlamak istiyorum sohbete hiç gecikmeden. İngiliz vatandaşıyken 1974 yılında Türkiye'ye yerleştiniz. Türk vatandaşı oldunuz ve Suna Yıldızoğlu ismini aldınız. Gerçek isminiz neydi? Ben annem babamın bana verdiği isim Sonya. Yani hı-hı, İngiltere'ye gittiğimde ailemle beraber olduğumda Sonya oluveriyorum. Orada değişiyor. Burada tabii onlar Suna'ya geçmediler. Hep Sonya'da kaldı. Evet. Ben aslında bu hani Türkiye'ye yerleşme ve Yıldızoğlu soyadını alma hikayesini merak ediyorum. Biraz hani hem bana hem izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Kayınvalidem ben gelir gelmez kayınvalidem Suna ismini verdi. Hı-hı. Ben de bir şey söylemedim. Yani sonuçta 19 yaşındaydım yani. İşte Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Yıldızoğlu soyadını aldım. Aslında Kayhan'la biz beraber yaşıyorduk. Evlenmeyi düşünmüyorduk. Ama o zamanki magazin basın işte bu çift evli değil diye şey yapınca hadi evlendirelim dediler. Biz de evlendik. Ondan sonra yoksa bizim aklımızda böyle bir şey yoktu açıkçası. Peki hani bu o dönem Türkiye'ye yerleşme, Türk vatandaşı olma ailenizin tepkisi nasıl oldu? Yok, herhangi bir şey, tepki gösterdiler mi? Yok. Hiçbir tepki yok. Hatta sonra geldiği yıllarda çok sevdiler. Buraya çok sevdiler. Kardeşlerim de öyle. Ya bizim zaten benim ailemde bir şey yok. Yargılayıcı bir tarafı yok. Bir de belki de bana söz geçirme gibi bir imkan olmadıklarını anlamışlardı. annem, biz çocukken annem çok çok disiplinliydi. Belli bir yaştan sonra, 18 yaşından sonra pek benim hayatımı karışmadı. Onu, babam hiç karışmadı. Babam 6 tane erkek kardeşim var. Oh. Onlara çok sert davranıyordu. Tek kız çocuğumuz. Evet. Oh. Ama bana gelince onun benimle tek bir derdi var. Rimel sürerdim. Kirpiklerim çünkü sarı. Kirpik kaşım sarı olunca ben de hep kaşlarımı bir şey yapmıyordum tabii. Yani 14-15 yaşındayım ama rimel sürüyordum. Ona çok kızıyordum. Makyaj hiç sevmez çünkü. Sevmezdi. Sadece karşı oldu buydu. Ha. Onun dışında ya çok şey ilginç yapardı. Babam yeni vefat etti. Hı hı. Dün hatta internet üzerinden şeyini izledim. Cenazesini izledim. Kardeşlerimi falan gördüm. Güzel. Allah'tan şey var. İnternet var da orada olabildim. Sonra hepsi teker düşünsene. O kadar kardeş teker hepsi aradılar. Şeyde ağlamıyorlardı ama tabii ki şeyden sonra herkes ağlayarak ablalarını aradılar. En büyükleri siz misiniz? En büyük erkek benim. Erkek çocukların. Evet. O 6 tane erkek, bir de kız kardeşim var. O annemin ikinci evliliğinden. O da 43 yaşında, o küçük. Ama şöyle bir şey anladım. Yani 6 tane erkek kardeşi olunca hayatımı giren erkekleri de kardeş gibi sevmişim. Yani hep böyle koruma. Evet, koruma ben hep canım. Böyle koruyorum şeyi. Yani hep Türkiye'de görünen erkek bir vazifesi bu sözde ama ben de öyle bir şey yok. Hep ben koruyucu oluyorum. Abla olunca böyle bir kadın oluyorsun. Evet, aynen böyle. Her iki evliliğinizde mi böyle oldu? Ha? Her iki evliliğinizde de mi böyle oldu? Evet, aynen öyle. İlişkilerimde de öyle oldu. Ben 25 sene önce, 25 seneden beri evli değilim ben zaten.
Sonraki uzun süren bir ilişkim vardı, aynı şekilde oldum. Bu bana açıkçası birçok konuda yardımcı oldu. Çünkü neden bittiğini gayet iyi anladım. Yani, yani peki hani o vericilik zor olmadı mı? Çünkü ya doğal uzun süre, karakterim sürekli vermek. Evet, aslında zor olmadı çünkü karakterimin bir parçasıydı. Evet. Ama zarar verdi. Yani almayı bilmemek çok kötü bir şey. Çünkü farkında varmadan karşındakinin elinde olan bir şeyi sen yok ediyorsun. Yani o da bir şey vermek istiyor belki ama sen o kadar vermeye alışıksın ki almayı bilmiyorsun. Yani enteresan bir şey var orada. Evet. Ama bu şey, bunların hepsi ilerleyen yaşlarda algılıyorsun. Biraz geç oluyor. Yaşı akken anlamıyorsun. Da, evet. Biraz yıpratıyor. Ben bu bilgilerle ne yapayım şimdi yani? Evlenecek değilim. Hala çok genç ve güzel duruyorsunuz. Evet ama yani evet. Hayatım çok dolu. Bir erkekle hayatımı paylaşacak şeyim yok. Ne zamanım var ne enerjim var açıkçası. Evet. Peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Yani hep genelde tersi olur aslında. Ama o dönemde bir de üstelik nasıl bir cesaretti yani orayı bırakıp gelip Türkiye'de evlenmek ve buranın vatandaşı olmak, burada kalmak, burada hayatına devam etmek. Nasıl bir aşk mıydı bunun adı yoksa başka farklı bir şey miydi? Ben ondan evvel Fransa'da çalışıyordum. Ondan evvel İspanya'da çalışıyordum. Buraya gelmeden evvel ben zaten tek yaşıyordum. Bir kitabı okurken sonunu bilmek istemem mesela. Birçoğu insan istemez. Ben hayata bir kitap gibi bakıyorum. Sonunu bilmek istemiyorum. Yarın ne olacağını bilmek istemiyorum. Ben hep böyle heyecan istiyorum. Korkarak yaşarsan pek bir şey yaşamıyorsun. Stabil olan bir tek şey vardı hayatımda. O da evim. Beşiktaş'taki evim. 80'den beri aynı ev. Onu değiştirmedim. Onun dışında bayağı kendimi oradan oraya yaptım. Avustralya'ya gittim. Belki oraya geleceksiniz. 2020'de iki tane çocuğumu aldım. Avustralya'ya gittim. Evet. Avustralya'ya niye gittim? Çünkü ondan sonra sadece ay var, daha uzağa gidemezdim. amacım kim olduğumu öğrenmek, sunu yıldızı olmadan ne yapabileceğimi bilmek. Artı kızım çok güzeldi, ilkokulu daha yeni bitirmişti ve sürekli ay çok güzelsin, çok güzelsin, çok güzelsin. Baktım Yasemin de oldu yani böyle bir... bunu kırdırmam lazım. Yani ben o tarz şeyi sevmiyorum. Yani güzellik geçici. Daha başka şeyleri kazanmamız lazım bu hayatta. Oğlum hiç 3,5 yaşındaydı. Avustralya'ya gittik. Yani o zaman da 45 yaşındaydı. O da böyle bir macera bir şeydi. Güzel geçti. Sırf onlar için mi gittiniz Avustralya'ya? Kendim için. Kendim için de. Çünkü yani açıkçası Suna Yıldızoğlu olmak benim için çok büyük bir engeldi. İstediğim şeyleri yapabilmek. Ben normal insan gibi bir şeyler denemek istedim. Bir şeyler yaşamak istedim. Çünkü artık sanat alanında, film alanında benim yapabileceğim şey kalmadı. Bir sinema bitmişti. Ortaya çıkan sinema daha şeydi, daha Türk özlü diyeceğim. Benim de pek bir yerim yoktu. Yani bana göre bir karakter çizmek. Şimdi İngiltere'de her tür, her ırktan insanlar var. Ve dizileri açtığında her tür aksan, her tür tipi görürsünüz. Ama Türkiye daha böyle olmadı. Yani yeni mesela bu son senede Afrikalılar falan gelmeye başladı. Ruslar gelmeye başladı. Yani farklı komşulara sahip olabiliyorsun. Ama çok karışık değil açıkçası. Tek tip görebiliyoruz zaten. Evet yani onun için bu tipte olgunlaşmış bir oyuncunun şeyi yok. Gençken çok önemli değil çünkü ben sonradan anladım. Yani yetenekten ziyade ki ben her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyordum. Yani oyuncu olarak da yani iyisini olmaya çalışıyordum.
Ama meğer her şey güzellik üzerine kurulmuştu o zaman. Ben onu algılayamadım evet. açıkçası. Aslında hani Yeşilçam'ın, ben anonsumda da söyledim, yabancı gelinisiniz. Dönemin aktör ve artistleri sizi nasıl karşıladı peki? Hani yabancı olarak geldiniz ve Türk sinemasının içine girdiniz. Hani neler yaşadınız? Nasıl karşıladılar sizi? Benim Yeşilçam'da hiç çok ünlü isimlerle birlikte oldunuz. Evet. Ya gerçekten hiç kimseyle şeyim olmadı. Bir problemim olmadı. Ne kadınlarla ne erkeklerle. Çünkü zaten egom çok yüksek değildi. İşimi seviyordum. İşimi yapmak için gidiyordum. Böyle neşeli, güler yüzlü bir şeydi. Kadındım, kızdım, neyse. Bir de Kayhan vardı. Mesela Cüneyt'le oynadım ama Cüneyt de şeydi, Kayhan'ın arkadaşıydı. Ondan dolayı yani ben Cüneyt'le bir samimiyetim yoktu. Orada tanıştım. Ama evet. sonuçta Kayhan'ın arkadaşlarından dolayı Cüneyt'in gösterdiğim bir böyle yakın güzel bir abilik vardı. Çok tatlıydı. Dediğim gibi öbür oyunlarda da şeyle çok Metin'le, Zeki'yle. Evet, Zeki Alasya, Metin tabii. Akpınar'la, Kemal Sunal'la. Ya ben zaten Zeki'yle hemen anlaştım. Zeki'yi çok seviyordum. Hmm. Perihan çok tatlı. Ya bütün ekip çok tatlıydı. Metin daha ağır. o da tatlı kelimesi kullanmaz. O iyi adam, hoş adamdı. O başka bir şeydi. Çok entelektüel. Ama şey, Zeki'nin canı yakınlığı farklıydı. Çok farklı. Evet. Toplamda kaç film çektiniz? Ay bilmiyorum, 35 tane falan çektim herhalde. Aslında istediğim tarzı filmlerde oynayamadım. O da yeni tipimden dolayı diye düşünüyorum. Benim için mesela Müjde Ar sinemayı değiştiren bir kadın, bir oyuncu. İyi yönde, kötü yönde. İyi yönde tabii ki. Müjde aile sinemasının içerisinde bir kadın figürü çizdi. Var olan bir kadın figürü ama o zamana kadar pek görünmüyor. Yani hep böyle saf bilmem ne. Müjde daha gerçekçi bir şey vardı. Karakterler yaratılıyordu Müjde için. Sonra 95'te şey geldi bana. Sokaktaki Adam teklifi geldi Biket İlhan'dan. Atilla İlhan'ın şey, kitabından uyarlanmıştı. Senaryo okuduğumda açıkçası hemen şey, bundan ödül alırım dedim. Yani bunu oynarım, ödülümü de alırım. Yani bir oyuncunun tasdiye ihtiyacı her zaman var, biliyor musunuz? Evet. Ben sadece çok güzelsin, çok güzelsin lafı duydum. Sahneye de çıkıyordum, şarkı söylüyordum, dans ediyordum. Programın sonunda hep dans ederdim. 9-8'lik bir oyunu oynuyordum ama tiyatrosal bir oyun. Hem dans ediyorum hem de bir hikaye vardı dansın içinde, kadınlarla ilgili, işte erkeklerin egemenliğinde yaşayan kadınlarla ilgili bir küçük bir hikaye vardı. Ve 10 dakika falan, 15 dakika sürüyordu. Sahneden indiğimde de şeydi, ay ne kadar güzel oynuyorsun. Ya sinemada ne kadar güzelsin, sahnede ne kadar iyi oynuyorsun. Yani dansöz olsaydım daha iyi olurdu yani, anladın mı yani? Bu başka bir şey yok mu? Hatta bir dişçi arkadaşım var, Misha. Bir gün işte dişlerimi baktırmaya gittim. Ben böyle salaş bir kazak falan giydim. Ne yapıyorsun sen böyle dedim. Yani ne var dedim. Ya dedi, sen dedi Sunasın. Tamam. Anlasın. Ama dedi yani ona göre giyin dedi. Kafamla ilgilensinler dedim ya. Birazcık kafamla ilgilensinler. Kaç yaşına geldim artık, 95 senesinde 30 kaç yaşındayım? 35 yaşındayım. 30. 35. Yazdım. Tabii. Aman be, ben hatırlamıyorum. Hiç yani. Önemi yok yılların. Öf, şu anda hesap yapamam. Yapabilirim ama şey. Neyse, böyle yaptı bana. Dedi, senin kafanla ilgilenen kim var dedi. İlgilenen kim var dedi. O daha sinir bozucu. Ya tabii arkadaşım olduğu için ben gerçekleri söyleyen arkadaşlarımı tercih ederim, onu söyleyeyim. Ne demek istiyorsun yani?
Sonra dedi, yapma dedi ya. Dedi. Senin kafan, sosyal medya da yok. Yani magazine bağlısın. Magazinde seni farklı yansıtıyor. Neyse, sen dişlerine bak dedi. Bir daha böyle gelirsen dedi, bakmayacağım sana. Ondan sonraki seferinde ben Allah, mini etek saç yapıldı bilmem ne falan şöyle bir girdim. Ha şöyle ya dedi. Sonra da kalktı iki tane, Irvin Yalom'dan iki tane kitap verdi bana. Hı-hı. Ben de böyle derdim de, kafası çalışmayan kadına niye kitap veriyorsun? Evet. Ben dedi, senin kafana önem veriyorum canım dedi. Başkalarının yani olay için. Yani genelde öyle bir durum vardı. Hı-hı. Neyse, o şeyi dönüyorum. Sokaktaki Adam filmini izledim. Hı-hı. Gerçekten de en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. Evet. Görüyorsunuz ben çok rahat konuşuyorum, çok da konuşuyorum. Sohbet ediyoruz. Orada ödül alırken hiçbir şey söyleyemedim. Böyle şey oldu böyle. Heyecandan, sevinçten. Peki o zaman hani baktığınızda dediniz ya, hani ben bunu oynarım, ödülümü de alırım. Hı. Onu hani gayri ihtiyari mi söylediniz? Bilerek. Ki bu heyecan yok, bu kadar bastı. Oyunu. Çünkü öyle bir rol ki benim oynayabileceğim ve kendimi gösterebileceğim bir ödülü rol. Ödülü alınca niye bu kadar heyecan oldu? Tasdik alıyordum. Yani. İlk miydi? Tasdik ya yani. Sürekli hep güzel ya, güzel. Ha, yani nihayet oyunculuğuma tasdik. Bir şey verildi. Şimdi en son bir örnek var. Ocak ayında bir tane Araz diye bir hanım, kız, genç bir hanım tezi için kısa film çekecekti. Instagram'dan bana mesaj yolladı. Okudum, görüşelim dedim. O da şaşırmış. Sonra anlattı. Yani cevap vereceğini hiç düşünmedim. Ve oynadım. Şeyle ilgili ve filmin ismi En İyi Oyuncu Kadın diye. Ve 70 yılların şey füresiyle ilgili, seks film füresiyle ilgili, oradan kalma bir kadının hikayesi. Kısa bir hikaye. İki gün önce kızımı yolladım. Ben görmedim, daha yeni gördüm. Ödül aldı. O film tezi için yapıldı. Şeydi, kısa film İzmit'te. Öyle kısa mi? Filmlerinde birinci ödülü kazanmış. Yani çok başarılı bir Araz, çok başarılı. Neyse, ben kızımı yolladım. Kızım bana döndü ki kızım benim için, kızımın düşüncesi çok önemli. Çünkü o da Dobra. Evet. Daha, anne dedi, ben böyle bir şey görmedim. Yani muhteşem bir şey, muhteşem bir oyunculuk. Yani seni böyle göremedim ki dedi yani. Senin oynadığın şeyleri de bunu göremedim dedi. Muhteşem bir şey yani. Evet. O kadar hoşuma gitti ki yani. O da ikinci ödülüm oldu. Yani, ama insanın kızından da böyle şeyleri duymak ayrı tabii bir güzel. Tabii canım, ben değil yani mi? Senelerden beri ben kızımla gurur duyuyorum. Evet. Yani kızımın benimle gurur duyması için şey iş alanında bir sebep oldu. O çok benim çok önemliydi benim. Buradan da ilişkinizin çok iyi olduğunu anlıyorum. İyi tabii biz işi. Peki size göre, hani az önce dediniz ya, ben kendime göre bir oyun ya da rol oynayamadım. Neydi hayalinizdeki, yani ben evet böyle bir rol olmalı ve ben onu da oynamalıyım. Hayaliniz neydi ki bu kadar film yaptıktan sonra? Şimdi o sokaktaki adam bayağı bundan daha aykırı bir rol olamaz tabii. Yani o bayağı karmaşık bir kadın. Mafya, genel ev sahibi, şey konusunda, özel hayat konusunda bir tuhaf, yanlış kelime, pardon. Boş ver. Neyse, karışık bir şeydi. Ama ben çok şey isterdim. Yani hareketli yani, kadınları hep böyle pasif, biz pasiftik şeyde, filmlerde. Sonra kızım İngiltere'ye gitti. Ben orada teklif aldı. Strike Back diye bir dizide oynadı. Amerikan dizisinde 4 başrol vardı. Bir tanesi Yasemin'di. Bir baktım, ben yapamadım mı? Kız yaptı, ne güzel. Rus ajan.
kesiyor, bir çapıyor, zıplıyor, şeyi kavga ediyor, adamları dövüyor falan. O kadar güzeldi ki. Yani ben gençken böyle bir fiziksel şey, ben sporcuydum çünkü. Yani fiziksel niteliklerimi kullanabileceğim bir şey çıkmadı. Psikolojik olarak dediğim gibi onlar da fazla çıkmadı. Çıkacağını da düşünmüyorum artık. Evet. Ben biliyorum yani peki şey olarak yerim olmadığını biliyorum. Çünkü kafam normal bir kafa değil. Normal bir kafa normal değil. Tip de buraya uygun değil artık. Ya evet. Bir yaş ilerledikçe kadından belli bir tip bekleniyor. Evet, evet. Maalesef. Anne oynarım. 2016'da Erdal Beşikçioğlu ile anneanne oynadım. Problem orada değil. Orada çok basit. Öyle şeyler söylediklerinde bana çok basit geliyor. Anneanne olmak istemiyor. Bilmem ne. Hayır abi. Evet. Bana teklif geldiği zaman, ben rol nedir dediğim zaman, sen sadece anne diyorsan ben hayır derim. Evet. Ne münasebet ya. Biz çocuktan doğurduktan sonra hepimiz aynı mı oluyoruz? Evet. Her anne farklı, kendi şahsiyeti var. Evet. Yani ben insanım, kadınım, sonra anneyim ben yani. Evet. Ama insan unsur daha önemli. Ama bizi bir paket içine koyuyorlar. İnsan sıfatını tamamlamamış bir sürü anne var. Ya anne olacağız ya teyze olacağız. Maalesef. Ve böyle davranacağız. Yok abi ben mecbur değilim, benim hayatımı siz yönlendiremezsiniz. Evet. Ya babam vefat ediyor. Sosyal medyada adamı biri şey, babam 3 tane şarkı seçmiş. Onlar çalındı şeyde. Adam bir alt, ben de onlara yazdım şey Twitter'da. Babamın istediğin şarkılar şu. Çok ilginç geldi. Queen'den şarkı istemiş. İşte Bocelli'den istemiş. Bir de Wonderful World istemiş. Louis Armstrong Wonderful. Yani bu şu şarkılar babama anlatıyor. Tamam mı? Adam Fatih okusaydınız diyor. Fatih okusaydınız. Çok üzüldüm Fatih. Ya kardeşim ya sen bütün dünya senden ibaret mi ya? Senin gibi yaşamak mecburiyetinde değil. Babamlar İngiltere'de yaşıyor, sen de bilmem nerede yaşıyorsun. Sen yap tabii ki. Biz de saygı duyuyoruz bunun. Babam hiçbir zaman bir ırka, bir kültüre laf söylediğini, yargıladığını bir kerecik bile duymadım. Bizim dünyamızda yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. Ama babamdan ben bir kere duymadım. Aslında bu aralarda ırkçılık çok fazla arttı diye eleştirileriniz de var, biraz sisteminiz de var. Biraz bahsedelim istiyorum. Daha önceden daha mı azdı? Yok. Daha önceden hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Veyahut da açık açık mı konuşmuyorlardı? O da var. Yani herkes konuşuyor artık yani. İlk duyduğumda benim komşu arkadaşım kanser olmuş. Ayvalık'a taşınmış. Evini kiraya vermiş. Fakat kiracı şey vermiyormuş. Kirasını ödemiyormuş. Kadının ihtiyacı var. Yani hasta zaten. Ben de kadını telefon açtım. Dedim ki lütfen dedi. Yani paraya ihtiyacı var. Bunu ödeyin bilmem ne falan. Bana ne dedi ya? İngiliz. Bilmiyorum. İngiliz bilmem nesi. Seninle karışıyorsun gibi bir şey. İlk defa orada duydum. Falan oldum. Wow. Yani benim tanıdığım Türkiye değil artık burası. Başlangıcıydı. Evet. O 2007'de, 2008'de falan oldu. Bu enteresan. Arkasından birkaç kere şeyde Facebook, o zaman Twitter, Instagram yoktu. Facebook'ta oldu. Tamam. Sonra ben bu konuyu açtığımda magazin basından bir şey izledim. Suna ağladı. Ben ağlamadım ya. Ben niye ağlayayım ya? Niçin yazdılar bunu? Niye ağlayayım? Senin kendi duygularını bana şey yapma, yansıtma. Ben sen değilim. Yazan insan ben değilim. Yaş konusunda mesela. Bunlar aslında şu son dönemde birkaç senedir, iki senedir çok az oluyor. Evet. Çok az oluyor. Twitter'de kaç takipçi var bilmiyorum.
70 küsür bin takipçi var. Yemin ederim yani yok denilecek kadar az insan. Evet. Sonra şeyden sonra ajan oldum. Sen İngiliz ajanısın. Ben de şey dedim, hanımefendi siz Türk devletini hakaret ediyorsunuz. Çünkü ben 44 yıldır sahnelerdeyim. Evet. Ve Türk devleti beni yakalamamışsa, evet, o zaman çok beceriksizdir. Tamam mı? Yani mantığa aykırı bir şey söylüyor giydirmek için, tamam mı? 44 sene. Bir farkını var mı? Ajanın 44 sene bir yerde kalabilmesi. Cirit atıyorum ya. Düşünsene ben ajanım ve cirit atıyorum. Göbek atıyorum, cirit atıyorum. Bence ortalarda. Bu çeşit bir ajan. Yani, gizli falan da değilim ya. Öyle abukluk. Şimdi abukluk olarak görüyorum. Dediğin gibi inanılmaz küçük ve ben cevap vermiyorum. Sağ olsun takipçiler cevap veriyor. Evet. Orada adamı bir sosyal şey... medyanın da bir güzelliği var. Eğer seviliyorsanız siz hiç bulaşmıyorsunuz. Ben bir de şöyle hiçbir zaman popülaritenin peşinde olmadım. Popüler olduysam yaşayacağım döneminde ben farkında bile değildim. Bizim şeyle ilişkimiz yoktu ki. Yani yani turnelere çıkıyorduk. İnsanlarla, tek tük insanlarla, halkla tanışıyorduk. Seviyorlardı. Ama böyle şey gibi, sosyal medya gibi içli dışlı olmuyordun. Yani bu kadar fikir paylaşmıyordun. Evet. Sonuçta hakikaten ben dünyadan haberim yoktu. İşimi çok seviyordum. İşimi yapıyordum. Şimdi sosyal medyada bu dünyanın yeni düzeninde sosyal medyada popüler olman lazım, takipçi çoğaltman lazım, işte bilmem ne, evet, para kazanılıyor. Evet. Onun nasıl kazanıldığını da bilmiyorum açıkçası, hiç ilgilenmiyorum. Popüler değil ama Twitter özellikle, Instagram daha çok şey. Ben ikide bir selfie çekemiyorum yani. Şurada aman ay bu çok sıkıcı bir önemli iş yani. Işık doğru olacak bilmem ne olur. Ama Twitter'da özellikle fikir paylaşmak. Ya ben herkes daha doğrusu benimle aynı fikirde olmak mecburiyetinde değil. Ben tartışmayı çok seviyorum. Sonra sadece rica ediyorum. Yani hakaret etmeyelim, evet, birbirimize. Seviyesi önemli yani, tartışmanın. Aslında biz hepimiz, bak insanlara nasıl bakıyorum biliyor musun? Mikser var stüdyoda. Bas, tiz, işte şu bu falan. Şöyle bir. Her insan öyle. Evet. Ama ayarlarımız farklı. Evet. Temel duygularımız aynı. Ayarlarımız farklı. Ama mutlaka bir tane de olsa... Bir ayar var ya, bir tanesi denk düşüyor sana. Ha, sen o insanla arkadaş olmazsın. Çünkü öbürler denk, evet, düşmüyor. Ama o bir tanesinden yakalayabilirsen en azından bir muhabbetiniz olur. Onun dünyasıyla ilgili bir... İletişim kurabilmek çok önemli. Evet, iletişim kurmak önemli. Evet. Şimdi doğru söylemek gerekirse ben bu dönemde popüler olup 1 milyon takipçim olsa ben kimle konuşacağım? Yani evet, vaktim yetmez. Evet, kesinlikle. Kızınız çok başarılı bir oyuncu. Güzelliğine zaten diyecek bir şey, evet, yok. Ya, demeyeceğim. İşte. Çok kızıyorsunuz demeyeceğim. Ama başarılı. Mesela hiç size fikir sorar mı? Onu eleştirir misiniz? Ben durup dururken eleştirmem. O bana sorarsa bir şey söylerim. Yani gereksiz bir şekilde... onun moralini bozmak istemem yani, çünkü dizi sektör inanılmaz zor bir sektör, evet, inanılmaz, evet, evet. O dizi sektörün, ben şu anda Çukur dizisinde oynuyorum, yemin ederim ilk bölümlerde böyle şaşkın dolaştım, o kadar hızlı geçiyor ki herkes çok genç bir kadro değil mi? Genç kadro, ben falan ya, ne dedin, ne istiyor, böyle dolaştım. Tam ben salakla şimdi ısınmaya başladım, şimdi o sisteme uymaya başladım. En son 2016'da Erdal Beşikçioğlu'yla 46 Yok Olan'da oynadım. O da farklıydı ama bu kadar hızlı ve bu kadar bir kalabalık bir
ekip değildi. Orada ben Yasemin'i telefon açtım, gel bana yardım et dedim. Karakteri çözmeye beraber çözdük. Çünkü kadın hem anneanne hem mafya başında. O torununa aşık, reçel yapıyor torunu için, kahvaltı yediriyor, bir taraftan adamları öldürme emirleri falan veriyor yani. Eyvah, çok zıtlar olan, çok müthiş, çok güzel, çok güzel bir rol. Yasemin geldi, Yasemin beni çalıştırdı. Sonuçta gerçekten insan yaş aldıkça gençlere ihtiyacı var, aklı başında gençlere ihtiyacı var yani. Çünkü onlardan öğrenecek o kadar şeyimiz var ki. Evet, evet. Ha, onlar da bizden öğrenecekler ama bizim de öğrenmemiz lazım ayak uydurmak için. Peki hani 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda o ekiplerle hep çalıştınız. Hani sana o dönemin sanatçılarıyla şimdiki günümüzün genç kuşağını kıyaslarsak? Biz daha kalıcıydık. Çünkü çok kalabalık şimdi. Herkes oyuncu oluyor. Yer edinmek çok zor değil mi? Çok. Ve yer edinip kalıcı olmak kavramı çok zor. Ya çok iyi oyuncular var. Aralarında çok iyi oyuncular var. Fakat ortam o oyun gücünü ortaya çıkacak kadar şey değil. Belli adamlar hariç. Mesela Kıvanç. O öyle bir yere geldi ki oyunculuğunu gösterebilir. Otoriter. Ne deniyor? Onun otoritesi var artık. Durdurup evet. Şey yapabilir. Ama herkes öyle bir şey kazanamıyor maalesef. Böyle bir hengame içinde gidiyor. Tüketici, çok tüketici. Yani bir varsın bir yoksun. İşsiz oturmak da çok zor. Biz işsiz oturmuyorduk. Evet. Gerçekten işsiz oturmuyorduk çünkü o kadar oyuncu yoktu. Oyuncu olmak her anne baba istemezdi çocuklarının oyuncu olması o zaman. Şimdi istiyorlar. Yani para orada. İngiltere'de bir anket yaptılar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Şöhret olmak istiyorum. Meslek haline gelmiş. Yani öyle bir meslek var mı? Meslek değil ki bu yani. Şöhret. Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye için konuşmuyorum. Ama dışarıda Avustralya'da olsun, İngiltere'de olsun hayatın bir anlamsızlığı var çocuklar, gençlerde. Yani 20 yaşlarındakiler böyle bir anlamsızlık içinde yaşıyorlar. Anlamı bana sorarsan kendimiz yükleyeceğiz. O anlamı biz kendimiz yaratacağız. Evet. O yok. O çok kötü işte. Sanal dünyası egemen. Maalesef. Ya bilmiyorum. Yani maalesef diyebiliyor muyuz? Yani sonuçta sürekli değişiyoruz. Sürekli ileriye gidiyoruz. Sanal arkadaşlık diye bir şey var. Onu ben bile biliyorum yani sanal ortamda. Evet. ICQ ilk çıktığında o zaman bayağı böyle kaliteli bir ortamdı. Farklı farklı mesleklerden gazeteciler, işte fotoğrafçılar, filmciler muhabbetlerimiz oluyordu. Ve gerçek şey gibi oluyordu, dostluk gibi oluyordu. Deprem olduğunda hepsi aradılar. Herkes aradı, Suna iyi misin, Suna iyi misin diye. Bir şey ihtiyacın var mı? Para yollayalım, bilmem ne yollayalım diye. Bu yani şahsen tanımadığımız insanlar ve tanımadığım insanlar. Dolayısıyla yani sanal dostluk diye bir şey de var. Evet, evet. Peki oğlunuz kaç yaşında, o ilgileniyor mu sanatla Yasemin'in aksine? Kaan 24 yaşında. Üniversiteyi bitirdi, geçen sene geldi. Pandemi başladı. Şimdi evde. Açıkçası zaten bu süreçte çalışmasını ben şahsen istemem. Hem kendisi için hem benim için. Çünkü ben çok dikkat ediyorum. O da müzik okudu. İlk önce gitar, piyano. Sonra üniversitede ses tasarımı, stüdyo mühendisliği. Yani şeyin arkası...
müziğin arka taraftaki şeyini seviyor, prodüksiyonu. Video klipleri için, işte filmler için ses tasarım şeydir. Gereken, yani ihtiyacın olan bir ses var, onu yaratıyorlar. Enteresan bir şey o. Türkiye'de o kursu yoktu, onun için orada şey yaptı, okudu. Start vermek için pandemiyi bekliyor. Ha, şimdi pandemi var. İşte bakalım pandemi biterse ne olacak? Yaşama nasıl bakıyorsunuz Sunan? Wow. Yaşam aslında nasıl anlatabilirim? Ben resim olarak, ben resimleyerek görüyorum her şeyi. Yani şöyle bir düz toprak düşün. Ve aklımda yaşam dediği zaman tırt diye buradan çiçek açıyor, çıkıyor. Buradan insan, sonuçta biz topraktan geliyoruz, toprağa gidiyoruz. Şurada bir insan çıkıyor, şurada bir çiçek çıkıyor, kedi çıkıyor. Ama şöyle düşünsene, ağaç çıkıyor gidiyor, insan gidiyor çıkıyor. Tık tık tık. Böyle bir şey görüyorum. Sürekli bir oluşum ve yok oluşu. Ama yok olma, nasıl, şöyle anlatayım, ben yok olma kısmını anlatacağım. Ben gittiğimde, ben öldüğümde burada muhtemelen gömülemeyeceğim, çünkü istediğim şey çok farklı. İtalya'da gördüm, Avustralya'da da gördüm, belki de İngiltere'de var, bilmiyorum. Ama bir çuvalın içinde toprak koyuyorlar seni, böyle şey genin şeklinde içine koyuyorlar toprakla. Onun üstüne toprak, sonra fidan koyuyorlar. Sonra bağlayıp toprağa koyuyorlar. Yani çok enteresan, hiç duymamıştım bunu. Hayır, düşünsene, ağaç. Yani bundan sonra ağaç olabilirim. Bu beni çok mutlu ediyor. İnanılmaz mutlu bir düşünce. İlk defa duydum. Hani birçok yani şeklini biliyoruz ama bunu ilk duydum sizden. Ben birkaç sene önce gördüm, kafamı taktım, çocuklara söyledim ama nasıl olacak bilmiyorum. Yani onu istiyorum, ağaç olmak istiyorum ben. Ağaç ne güzel bir şey. Altınlar benim şeylerim ama organ bağışı da olsun. Kalanları koysunlar, ağaç ne? Ne güzel. Peki dostluklarınız devam ediyor mu? Sinema döneminden, dizi dönemlerinden görüştüğünüz insanlar var mı sinemadan? Neleri özlüyorsunuz o zamanlara ait? Ha, sinemadan ziyade o dönemde ben şimdi Kayhan'la evliydim. Kayhan benden 22 yaş büyüktü. Kayhan 42 yaşındaydı. Sonuçta genç. Evet. Tamam, ben çok gencim ama o da genç. Ve inanılmaz dolu, inanılmaz esprili, inanılmaz kaliteli bir adam, tamam mı? Onun arkadaşları da, tabii daha gençler de vardı ama daha da büyükler vardı. Şairler, ressamlar, muhabbetlerini o kadar özlüyorum ki anlatamam. Yani otururdu bak. Gözüme yaş geldi şimdi. Oturuyordum, onları dinliyordum. Çok fazla konuşmazdım. O benim öğrenci yıllarımdı. Şimdi konuşuyorum. Öğrenci yıllarımda onları dinlerdim. Yani böyle şey oldu. Türkiye'ye aşık olmamın sebeplerden bir tanesi de buydu. Yani ben böyle bir kültür görmedim. İngiliz kültürü vardı. Amerikan kültürü vardı. Ben de Fransızca, Almanca, İspanyolca okudum. Benim İngiltere'de kalmam mümkün değildi. Ben dünyayı görecektim, bir şeyler, kültür. Ama İstanbul'a geldiğimde bu ortamı görünce nasıl anlatamam, o kadar mutluydum. O yok artık. Çünkü artık ben o yaşlardayım. O insanlar da benim olmam lazım. Ama ben kendimi hiçbir zaman onlarla şey göremem, eşit göremem. O başka bir kültürde, anlatamam size. Yani Atatürk ve o dönem, hatta Osmanlı döneminden şeyden başlamayalım. Osmanlı döneminden gelen, Atatürk'ün geçişiyle gelen ve oluşan 30'larda, 20'lerde doğan insanların şey kültürü inanılmaz farklıydı. İnanılmaz. Evet.
Özlüyorsunuz o yılları. Çok özlüyorum. Peki sizin oyuncu olarak starınız kim? Çünkü iyi bir oyuncusunuz ve iyi bir oyuncunun da kolay kolay bir starı beğenmesi ya da star görmesi çok zordur. Star. Ne kadar zor. Çok insanı beğeniyorum ya. Ama öyle biri vardır ki kesinlikle bu dediğiniz. Çocukken şeydi, Glenda Jackson. Glenda Jackson diye bir kadın vardı. Ona şeydi. Ha. Hay Allah. O kadar çok sevdiğim oyuncu var. O zaman biraz düşünün. Evet, bir düşüneyim. Birden kalabalık oldu kafam. Yüzler geçiyor böyle. Şey demek istemiyorum yani, Al Pacino'ydu da şuydu da buydu. Tamam, onlar muhteşem ama üzerinde durduklarım onlar değil. Peki şöyle sorayım mı o zaman, belki hani olmazsa olmazlardan aklınıza gelebilir. Bir oyuncunun olmazsa olmazları size göre nedir? Bir oyuncu nasıl olmalı? Oyuncu hiçbir belki zaman... Belki buradan böyle tabii, tabii. Oyuncu aklınıza fakat gelebilir. Bu nasıl olur? Yani burada olur da Hollywood'da nasıl olur onu bilemiyorum. Benim için şeyden, izleyiciden, izleyen halktan hiçbir şekilde uzak durmaman gerekiyor. Eğer sen bir şeyin içinde yaşıyorsan, böyle bir kavanoz içinde yaşıyorsan, senin oyunculuğun ancak metodik olur. Evet. Ama insanlarla gerçekten yaşıyorsan, sürekli bir şeyler alıyorsun, farkını varmadan oyuncu alır yani. Evet. Reaksiyonları vesaire vesaire. Benim hayır, benim oyuncu arkadaşlarım yok. Onu şimdi ona dönüyorum. Yokmuş. Yok. Yani birbirimizi seviyoruz ama evet, şey yok. O ortam yok bende. Normal insanlarla beraber arkadaşlarım var topluluklarda. En yakın kız arkadaşım Burçin Orhan. O da benim gibi. O da öyle şeyde değil, sevmez öyle lüks içinde yaşamak bilmem. Şeyden kaçmışım ben hep böyle, zenginlikten kaçtım zaten hep. Şu rahatı demek ki ben gençken bile şey düşünüyordum yani, orası ayrıcı bir, ayrı bir dünya, o dünya bana göre değil. Evet. O başkalara göre olabilir ama benim başka bir vazifem var bu hayatta ama o da oralarda değil sonuçta. Ha ben bir tane arkadaşım vardı, bana şey dedi, sen niye bu dedi şeylere çıkıyorsun, kadın programlarına çıkıyorsun. İşte o gece erkeklerin programları vardı ya, entelektüel programları. Yani. Evet. Sen niye onlarda çıkmıyorsun? Çünkü dedim benim onlara anlatacak bir şeyim yok ki. Evet. Ben onlara niye anlatayım zaten? Onlar biliyorlar. Benim gündüz o zaman, şimdi artık çıkmıyorum da. O zaman gündüz izleyen kadınlara söylemek istediklerim vardı. Seda'nın programında olsun, o tür program. Evet, onlarla evet, konuşmam gerekiyor. Yani bunu yapmayın. Dayanık, yani yapılmayacak çok şey var. Evet. Zamanımız çok az kaldı. Çok konuştum, hiçbir soru soramadın. Yok. Ben çok var. Sen sor. Yani hazır sizi bulmuşken aslında sordukça sorusu geliyor insana ama son bir soru sorayım. Hem de güzel bir mesaj olsun sizin ağzınızdan izleyicilerimiz için. Çok zor bir sınavdan geçiyor dünya, Türkiye. Hepimiz yeni bir yıla giriş yapacağız. Az bir zaman kaldı. Neler geçiriyorsunuz kalbinizden? Neler istiyorsunuz yeni yılda? İnsanlık adına, kendiniz için, dünya için, Türkiye için. Hem de bir mesaj olsun. Benim istediğim olmayacak. Onun belli için, mi olur? Yok, benim istediğim olmayacak. Pandemi olmadan da olmayacaktı. Dünya farklı bir yere gidiyor. Benim söylemek istediğim şöyle bir şey var. Ben hep pozitif değilim.
Yani herkes beni böyle enerji dolu gibi, yani hep böyle değilim. Çekildiğim zaman, kendi başıma kaldığım zaman o pilleri şarj ettiğim şeyler var. Yalnız kalmayı öğrenebiliriz. Öğrenmemiz gerekiyor yalnız kalabilmeye. Ama mutlu anımız olsun. Mutluluk çok büyük bir şey değil aslında. Yani hayvan seven insanlar bunu bilir. Yani hayvanla geçirdiğin bir 10 dakika, 15 dakika o kadar iyi geliyor. Birisine yardım etmek, destek olmak. Ben paradan bahsetmiyorum. Yani bankayla para yollamak değil. Birisine dokunmak, birisinin orada olduğunu bildirmek. Evet, hayatına dokunmak. O da mutlu bir an. Bana çok kızarlardı. Bazıları çok kızarlardı. Sonra sen herkese koşuyorsun. O kadar değilim artık, onu da söyleyeyim. Yani o şeyim yetmiyor. Herkes koşuyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun bilmem ne falan. Ben de böyle yaptım. Yani yapmayayım ki. Benim çıkarım var dedim. Nasıl çıkarım var? Valla iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum, huzurlu hissediyorum birisi huzura kavuştu diye. Yani yanımdakiler huzurlu olunca ben de huzurlu olayım. İnsan, yani yaptığın şeyin bir çıkarı var ama win-win denir buna. Karşıdaki de kazanıyor, sen de kazanıyorsun. Ben öyle bir dünya istiyorum. Kazan kazan yani. Ben de kazanayım. Paradan bahsetmiyorum. Ben de kazanayım. O da kazansın yani. Benim yapabileceğim ufacık bir şey varsa ben yaparım. Küçücük bir tebessüm aslında istediğimiz. Bu pandemi süresinde parasız kalanlar için çok 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 üzülüyorum ama aslında yetişemeyeceğiz. Ya nasıl yetişeceğiz? Aslında yetişiriz biz ülkece aynı şeye hedef olarak aynı şeye odaklanırsak ben yetişebileceğimizi düşünüyorum. Yani olan olmayana destek verirse bir iki gücün neye yetiyorsa yani bir dilim ekmek bile olsa biz birbirimize destek vererek o onu yaptı bu bunu yapıyor şu şunu yapıyor demek yerine sizin dediğiniz gibi bir gülümseme bir kişiye bile dokunabiliyorsak sizin tabii. dediğiniz gibi bir gülümseme görebiliyorsak biz bu pandemiyi de bence çok rahat atlatırız diye düşünüyorum. Dediğim gibi 100 tane Haluk Levent lazım. Evet. Yani herkes yok mu sizce Türkiye'de? Bence var. Var. Tabii ki var. Bir kişiye mutlu edebiliyorsa, kesinlikle, biraz hayatına dokunuş yapabiliyorsa, kesinlikle. Hiç kimse de 10 gün, 20 gün içinde ölmez, paylaşırsa bu illetten son de çok şey kısa sürede kurtuluruz diye düşünüyorum. Ben babamın vefatını yazdım, Twitter'da yazdım. Evet. Gelen şeyleri şaşırdım, reaksiyonları şaşırdım. Kaç, 30 bin kişi mi, 50 bin kişi. Çok teşekkür ederim dedim, çok teşekkür ederim. İngiltere'de kardeşim kebap ısmarladı. Kapıya adam geldi. Beyefendi babanız için çok üzüldüm dedi. Kardeşim şaşırdı. Babamı nereden biliyorsunuz? Kardeşim olduğunu biliyordu. Evet. Biliyormuş adam. Oradan gazetelerden öğrenmiş. Yani hakikaten o beni kurtardı açıkçası. O kadar destek, o kadar mesaj öyle güzeldi ki hepimiz bunu yapsak. Evet. Her şey çözümlenir aslında. Bazı şeyleri atlatabileceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür güzel bir ediyorum. Sohbetti. Ben sürekli uyarı alıyorum. Kestim, gider. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Onur duydum sizi ağırlamaktan. İnşallah başka bir yayında tekrar birlikte olma imkanımız olur. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.